Ooo çok kritik. Evet, İsmail Hoca'nın görüşleri böyle. Beraber basın toplantısı düzenlediler. Bir Prandelli'yi de dinleyelim ondan sonra. Çok büyük sıkıntı var. Diego. Burada ya ben yanlış biliyorum. Ne hocam? Ya da Fenerbahçe camiası ve spor kamuoyu ciddi bir yalanla yanıltılıyor. Niye? Hangi konuda? Diego Ribas şu anda lisansı olan bir Fenerbahçe futbolcusu. Oynar o zaman. Oynayamıyorsa bir sıkıntı hocam, var. Hocam şöyle Yobo. Evet. Yobo ile yollarını ayırmaya çalışan bir Fenerbahçe. Dolayısıyla Ribas'a şey çıkartamıyorsun. Evet, doğru mu? Evet çıkartamıyorsun. İsmail. Şimdi İsmail'e yakışan şu. İsmail kıvırtıyor. İsmail Kartal'a yakışan. Ya kıvırtıyor demeyelim. Rahatsız. Hayır hayır. Kıvırtıyor demek. Tamam ayıp. Döldüler. Ben İsmail Hoca'dan koca teknik direktörü özür diliyorum. Yakışan hocam. İsmail Hoca kadar bir şey teknik direktörü. Hayır kıvırtıyor denmez. Hocam bir iki görüntü bir daha bir gösterebilir miyim? Kıvırtıyor denemezsin. Bir dakika. İsmail Kartal. Bak Rasim. Böyle rüya aleminde gibiydi ya. Rasim bir bakarsın. O başka bir şey. Bak bu başka bir yorum ama lütfen bir özür rica ediyorum. O zaman şöyle diyelim. Bir özür rica ediyorum. İsmail Kartal şöyle dolandırıyordu. Ya bak ama ne söylesin? İsmail Kartal Prandelli'den daha büyük kariyerli biri ya. Rasim. Senin yorumun için biri Prandelli kim ya? Olmaz da. Kimi çalıştırmış olur Prandelli? Dokunu andırıyor diye. Ya tamam da hocam İsmail Kartal. Bir dakika. İsmail Kartal. Ya nereye geldik bu? Ne yapıyoruz ya? Nereye geldik? Bir dakika. İsmail Kartal Prandelli'den daha kariyerli. Öyle bir müsaadenizle ben. Gülme ya, git kardeşim. Gülme arası ya, için. Ya lütfen. Kardeşim. Tamam, İsmail Kartal topu taca atıyordu. Rasim ayıp ediyorsun. Prendi ya. Kıvırtıyor falan. Bir dakika. Öyle bir şey yok. Bir dakika ben sana sormak istiyorum. Bir dakika. İsmail Kartal daha büyük bir kariyerli hoca mıdır? O ayrı hoca demiyorum kardeşim. Bir dakika. Ahmet Hoca'nın sözü yarım kaldı. Bir Ahmet Hoca'yı dinleyelim. Kardeşim hoca demiyorum abi. Hoca'ya ayıp oluyor. Adamın 15 yıl Fenerbahçe'de 10 yıl oynamışlığı var. Kıyaslayacağız. Hocam kıyaslayacağız. Yani sokaktan bir adam gibi konuşuyorsun İsmail Kartal. Sen yarın mı geldin? Sen 5 sene önce gelse. Rasim sen çok gidersen daha fazla gelir bir ne olur bana yardımcı olacak. Ahmet hocam bir sözünü tamamlasın dönelim sonra Rasim. Ne olur araya girme rica ediyorum. Peki. İsmail Kartal'a. Büyük koca hocam. Bu ikinci hatası. Hatası? Ha, ikinci hatası. Hocam buradaki hata ne? Söyleyeyim, anlamadım. Söyleyeyim. Birinci hatası evet. Geçen hafta Ersun Yanal olayında ben ne zaman nerede konuşacağımı bilirim lafı bir hataydı. Ersun Yanal'ın gizli konuşma bantları üzerine bunu söylemesi hataydı. İki, bu akşamki de hata. Yalan. Ribas'ı... Hocam da kıvırtma diyemez miyiz? Hayır kıvırtma terbiyesizce bir laf. Ben terbiyesiz. Hocam sen koskoca Mustafa Deniz'de kıvırcık dedin. Bak biliyorum. Bazı adamlara vardır kıvırtırsın dersin. Uyar ama İsmail Kartal gibi. Özür diliyorum. İsmail Kartal yolun başında olan bir kardeşimize bu lafı kullanamazsın. Bir dakika hocam yolun başında değil. İsmail Kartal hocaların başında değil. Bir dakika kardeş. Geliyorsun sporculuk. Ama İsmail Kartal İsmail Kartal Fenerbahçe ve milli takımda yıllarca top oynamış bir insan. Ya Rasim bu başka bir konu. Rasim ekrana getireceğiz. Ya Rasim bir şey ekrana getireceğiz. Bir dakika Prandelli kimler? Rasim ya. Rasim bir şey bir Ahmet Hoca'yı dinlemiyoruz ama pardon. Rica edeceğim. Bakın, İsmail Kartal doğruyu söylemiyor. Bravo. Peki hocam. O konuşmayı yaptığı sırada Fenerbahçe kulübüne ait lisansı çıkmadı. Fenerbahçe Yobo'yu boşaltmadan yar olarak ona lisans çıkartamazsın. Bu doğruyu söyleyeceksiniz. Mecbursunuz bunu demeye. Yemiyor çünkü. Hocam gelelim bir şey söyleyeceğim sana. Abdül Kerim'in lafına. Prandelli ile İsmail Kartal'ı. Ben hocam, gelsin diye kadar kıyaslamak. Ben teknik direktör olan kıyaslamıyorum. Bir dakika. Prandelli ile İsmail Kartal'ın teknik direktörünü kıyaslamak benimle Mike Tyson'ı kıyaslamak gibidir bu. Hocam. İsmail Kartal'ı. Hocam. Mike Tyson'da şey. Abi bir tanesi adam Fiorentina yapma gözünü seveyim. Fiorentina'yı çalıştırmış. İtalyan milli takımını çalıştırmış. İsmail kimseyi çalıştırmış. Hocam. Birinci adam olarak. Hocam bir saniye. İsmail Kartal Sivas Spor birincilik şampiyonluğu. Bir dakika. Karabük Spor, Mardin Spor, Altay. Birincilik Spor, Malatya Spor, Ordu Spor, Konya Şeker Spor, vay Fenerbahçe, be. Prandelli, Verona ile Serie A'ya çıktı, Venezia Serie A'ya çıktı, İtalya milli takımı, Euro 2012 final, 2013 Konfederasyon Kupası üçüncülük, Atalanta Lecce, Parma, Roma, Fiorentina, Atalanta Lecce diyorsun hocam, İtalyan adam tabi Atalanta Lecce'yi çalıştıracak. Mardin Spor. Öbürü de adam Altay'ı çalıştırmış, Konya Şeker Spor, Mardin, Mardin. Fenerbahçe'de. Ya abo, hocam bak abo, teknik direktör Prandelli ile İsmail Kartal'ın teknik direktörünü kıyaslamak ben de Mike Tyson'ın boksörünü kıyaslamak gibi. Bir dakika. Sinan abi affını sınıyorum. Üst üste konuşmayalım rica ediyorum. Ben teknik direktörlük kıyaslaması yapmıyorum hocam ya. Abdülkerim burada. Kariyerlisiz bir adam mı İsmail Kartal? Abdülkerim abi. Evet. Onu söylüyorum ben ya. Adamın kariyerlisiz.
Abdülkerim'in gönlünde daha büyük yeri vardır Prandelli. O anlamda söylemiş. Allah Allah. Ben başka bir şey. Bak hocam. Şimdi Prandelli normal olarak şuraya baktığın zaman Allah. Var mı İtalya Serie A'da bir şampiyonluğu var mı? Yok. 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 Şimdi tamam. Fiorentina'da önemli başarı var. Önemli kariyeri nedir baktığın zaman? İtalya milli takım. Roma ve Fiorentina. Aynı şey. Fiorentina ne var? Şampiyonluk var mı? Yok. Ama yok. Şey var. UEFA şampiyonluğu var. Ya tamam. UEFA mı yok? Bu gayet normaldir ya. Ya kardeşim kim o arkadaşıdır. Arkadaşıdır. Kardeşler daha büyük daha iyi hoca, yere koyabilir. Daha önemli yere koyabilir. Şimdi hocam. Beyler. Diogo Ribas. İtalyan milli takımıyla Avrupa ya, Kupası finali ya, oynamış ya, olmak. Ya tamam hocam işte o farkı çok var. Çok önemli bir taktisyenlik hocam, potansiyelidir. Bravo. Hocam bir de göreceğiz onu. Prandelli'nin hakkını yedirmem. Onu bakın biz buraya ne taktisyenler gördük. Yedinci hafta gitti. Dünyanın en büyük hocası geldi. Del Bosque'ye gitti. Ya Del Bosque'ye onca hocayı gitti. Dinle dur başka bir şeyden bahsediyor. Onu da Beşiktaş'ta siz göndermişsiniz. Şimdi hocam. Yelgör Kasabı dediniz. Dinle bir dakika. Onu şey söyledi bir tane var ya muhtar. Yelgör Kasabı. Neyse. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi yarın bakacağız. Prandelli'yi de göreceğiz taktiğini. Şimdi bu bugüne kadar olan Konya Şeker taktikleriyle olabilir bu iş. Bugüne kadar olan görüntüsü müthiş. Adamın antrenörlük, demeç, davranışları falan tamamıyla Türkiye'de çalışmayı seven, Türkiye'yi benimseyen Galatasaray'ı müthiş. İsmail Kartal bizim Konya Şeker'de efsaneler yaptı. Dur. Karıştırma, sulandırma. Sulandırma kaynağıdır. Türk futbolunun, Türk futbolcusunun gurur kaynağıdır. Evet. Demin niye güldün o zaman? Söylüyorum. Hayır ben başkasına güldüm. Aziz Yıldırım'ı da onu hoca yaptığı için de Türkiye'deki bütün genç antrenörlerin teşekkür etmesi gerektiğini yapacağım evet, bağlı. Teşekkür etmesi düşünüyorum. Çünkü demek ki herkes Fenerbahçe'ye ileride hoca olabilir. Hoca olabilir. Şimdi Diogo Ribas'a geldiği zaman hocam İsmail Kartal'a oradaki yönetici ne söylerse bu konuda idari bir konu onu söyler İsmail. Bugün Mahmut Uslu da aynısını söyledi. İşte söylemeyeceksin. Hayır gel mi hocam? İsmail Kartal'sa diyemez sana. Hocam öyle bir şey yok. Söyle, hocam öyle bir şey yok. Hocam. Diyemezsin. Dersin demelisin. Hocam diyemezsin. Çünkü ona Sinan'cığım bir bilgi verecektim. Yobayla evet yarın Yobayla muhtemelen bir ikincisi çok da acele etmemişler de olabilir. Çünkü Diogo kaç gündür idman yapmıyor. Fizik olarak da hazır da değildir. Bu gayet de normaldir. Çünkü Fenerbahçe'nin zaten oturmuş hazır bir kadrosu var zaten. Diogo'ya da çok yarın ihtiyaç da olduğunu da düşünmüyor. Sinancığım bana normaldir İsmail'in dışında de. Zaten bu çocuk lisansı yetişmedi. Ayrıca da antrenman eksiği var. Durumu de. Neyse buyur rapor. Bir dakika bir bilgi vereyim. Yani şimdi İsmail bugün, Kartal'ın bir kariyerini bana bir anlatın. Bir saniye Rasim ne olursun Allah aşkına. Bir kere dedi ki daha bir kere tamam, geldi. Bak bir bitirsin bir bilgi kadar. Gelmiştir. Ben bilgi şey için diyorum. Bir şey vardır. Öncelikle yani, Diogo konusunda. Takım arkadaşı. Biraz daha yüksek konuşalım. Mikrofonlar burada yaka mikrofonlarımız olmadığı için duyulmayabilir. Ahmet Hoca'yı da bekliyoruz. Ahmet Çakır'ın arkadaşlar. Burak Ortut. Sinan. Ertem. Hemen Ahmet Hoca'yı çağırın. Ben bekliyorum. Benim meydan okumama. Meydan okumama. Bekliyorum. Sizin de meydan okumanızı bekliyorum. Seninkisi aynı şekilde Oğulcan sana Oğulcan Engin. Hepinizden hoca nerede? Hoca nerede? Bekliyoruz. Hoca suyu hocam bekliyoruz. Buyurun. Hocam buyurun. Hocam neredesiniz? Bekliyoruz. Gel buraya. Benim sana okudum meydanı kabul ediyor musun? Buyur canım. Buyurun. Sular orada. Buyur canım, görelim. Hocam, buyurun. Hocam gel hocam. Ben Ahmet sana hocam, meydan okudum. Elinde tişört var. Hocam tişörtü bir açar mısın? Beyler. Tişört başlıyor. Dünyada söz meclisleri bunu çok ciddi bir şarlatanlık. Hatta bir hocam ne diyorsun? Ya bırak hocam ayıp ya ne alakası var ya? Her gün her ay Gazze'de yüz binlerce çocuk vallahi ölürken, hocam haklı ben her yıl Afrika'da milyonlarca garip çocuk, siyahi çocuk açlıktan kemikleri çıkıp ölürken su dökmeyen o yabancı ne oldukları belli olmayan zat-ı muhteremler milyonda bir görünen bir hastalık tamam hastalığa saygım var hastalık bilirsin parasal yardım olsun ya, nereden her kim küs döküyor kendi adıma gerizekalıdır kendi adıma ya, ya, hocam bu senin hocam şu anda ayıp ama hocam bugün obamalar filana obamalar şunlar bunlar her yıl hocam. Afrika'da ben kabul etmiyorum. Ben işte ben kabul etmiyorum. Su dökerim. Ya ayıp ama hocam ya. Beyler su dökeri yakarım. Benzin döker yakarım. Nerede sular nerede? Sizin beynini kabul ediyorum. Ben su sileyim. Ben bir saniye. Öncelikle meydan okumasını kabul ediyorum. Ben şimdi söyleyeyim. Ve Beyaz TV, Beyaz TV'nin tüm çalışanlarını, Beyaz TV'nin tüm çalışanlarını hep beraber bu meydan okumaya davet ediyorum. Bir sıra Beyaz TV'de. Bitti mi? Evet. Bittim beyler. Bir dakika. Suyu dökeceğim. Ben bir konuşayım da beyler. Ey Türkiye. Hayatım boyunca inanmadığım hiçbir işi yapmadım. Bu yapılan işi şaklabanlık, soytarılık olarak görüyorum. Yakıştıramadım. Su dökelim. Bu suyu ama günahsız ölen
Yüz binlerce insan için dökelim. Bir dakika, ben bir meydan okumayı kabul ediyorum. Bir dakika hocam. Bir dakika, yazıklar olsun bunu yapan. Kimse bize alet edemez. Ki arkadaşlarımı da kınıyorum. Neymiş suyu? Suyu başka şey İnanmadığım bir şey dökme hocam. İnanmadığım bir şey dökme. Sinan abi, bu ALS kampanyasına davet ediyorum. Hepsine meydan okuyorum ve bununla beraber bütün ALS hastalarına da buradan sonsuz sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Evet, sevgili Ertan, dökebilirsin kardeşim. Ben de döküyorum kardeşim. O zaman. Dökebilirsin. Oh!